İlgili Sayın Murat Bakan'a bir merhaba diyelim, bir söz verelim. Öncelikle ona sormak istediklerimiz var. Merhabalar Sayın Bakan, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Murat Bakan'ı yoğun bir programı dolayısıyla uzaktan bağlantıda görüntüsüyle göremeyeceğiz. Yani hep söylediğimiz anlamda Skype'tan göremeyeceğiz ama telefon bağlantısıyla programımıza katılacak. Öncelikle Murat Bey, bir artış olduğunu düşünüyor musunuz şehit sayımızda son dönemde ve bunu neye bağlıyorsunuz? Remziye Hanım, öncelikle ulusumuzun başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Dün hepimizin yürekleri yandı. 9 şehidimiz var. Çok kısa bir süre önce biliyorsunuz Rap'ın doğusunda 6, batısında 6 vatan evladı askerimiz, memleketimiz şehit olmuştu. Ve o süreçte de biz bir siyasal tavır almıştık. Yani neden bu şehitler geliyor? Burada bir sorumluluk var mı? İktidarın bir ortak bildiri yayınlama konusunda da o bildiriye katılmayacağımızı, Milli Savunma Bakanı'nın burada olan bitenle ilgili meclisi bilgilendirmediğini, ana muhalefet partisini devlet geleneklerinin aksine bilgilendirmediğini, bu şehitlerin yani çok üst üste bu kadar çok şehit verilmesinin gerekçesini öğrenmek istediğimizi söylemiştik. Çok kısa bir süre sonra maalesef 9 askerimiz daha şehit oldu. Yaralı askerlerimiz de var. Yani biz şöyle düşünüyoruz. Tabii bir hata var demek, yani bir sorumluluk var, bir hata var demiyoruz ama bir takım sorular soruyoruz. Evet. Bu soruları biz geçen 12 şehidimizin arkasından da sorduk. Bugün o soruları yeniden soruyoruz. Bugün 7 saat süren bir MYK toplantısı yaptık. Evet. Ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısında bu konuları değerlendirdik. Nasıl bir sonuca vardınız Sayın Bakan? Yani sizce nerede yanlışlık yapılıyor? Ne yapılmalıydı ve yapılmıyor mesela? Remziye Hanım, şimdi bizim stratejik olarak doğru bulduğumuz şeyler var. Hatalı olduğunun tartışıldığı konular var. Yani bununla ilgili hatalıdır demek de doğru değil direkt. Ama doğrudur da demek de doğru değil. Neticede bir sonuç var ortada. 9 tane vatan evladı şehit oldu. Vatanın dört bir yanına şehit cenazeleri gidiyor. Bununla ilgili birilerinin sorumluluk alması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü Türkiye'ye gelmeden sınırımızın ötesinde karşılama, o bölgelerde onların alanını daraltma, buna ilişkin üst bölgeleri oluşturma konusundaki stratejisini biz doğru buluyoruz. Bununla ilgili bir eleştirimiz yok. Hı. Konu kış şartlarında o askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin erzaklarıyla oraya bırakılarak gerekli o bölgelerde tahkimat yapılmadan, gerekli teknik destek verilmeden orada teröristlerle karşı karşıya bırakılması. Çünkü bu kış koşullarında çarpan kuvvet denilen İHA'lar ve SİHA'lar kullanılamıyor. Yani hem sis hem kış koşulları, yoğun kar bunların kullanılmasını engelliyor. Bu biliyorsunuz oradaki harekatlarda çok büyük Türk Silahlı Kuvvetleri'ne avantaj sağlayan hem teknolojik açıdan hem teknik açıdan hem istihbari açıdan. Dolayısıyla bunların olmadığı koşullarda üçüncü defadır başka saldırılar da olduğunu biliyoruz geçmişten bugüne. Dolayısıyla yani niye o askerlerimiz geçici üst bölgelerinde kendilerini koruyacak imkana sahip değilken hala duruyorlar? Oradalarsa o imkanlar onlara neden sağlanmıyor? Bunu soruyorum. Birincisi bu. İkincisi, evet. Bu kış koşullarında geçmişte biliyorsunuz PKK'nın saldırmadığını ve bizim askerlerimizde korunaklı mevzilerinde olduğunu biliyoruz. Şimdi başka bir şey yaşıyoruz. Yani bir süredir PKK'nın İşte gece görüş gözlükleriyle, termal kameralarla, GoPro kameralarıyla, yani yüksek teknolojiyle, GPS cihazlarıyla koordinatlarını bilerek 2 metrelik, 5 metrelik görüş mesafesinde gelip bizim Mehmetçiğimize saldırı düzenlediğini görüyoruz. Ellerindeki silahlar bizim müttefiklerimizde olan silahlar. Bugün dikkat ettiyseniz Sayın Genel Başkanımızın yaptığı açıklamada da biz NATO'nun varoluş sebebinin müttefiklerin
güvenlik tehdidine karşı birlikte mücadele etmek olduğunu, bu noktada da müttefiklerimizin hareketlerini, davranışlarını yakından takip ettiğimizi söyledik. Dolayısıyla sınırımızın güneyinde bu PKK'lı teröristlerin yani eğitildiği, donatıldığı ve onlara istihbari bir takım destek de verildiğine ilişkin endişelerimiz var. Evet. Bunun da karşılanmasını bekliyoruz. Yani bu çok önemli bir güvenlik riski evet. oluşturuyor Türkiye Şimdi, için. Şimdi Murat Bey... Acaba bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eksik yaptığı şey var mı? İktidarın terörle mücadele noktasında yanlış bir strateji izlemiş olması mümkün mü? Dış politikadaki yanlış stratejimizin Türkiye'nin ulusal güvenliğe tehdit olacak şekilde bize dönmesi ihtimali var. Tüm bunları değerlendirdiğimizde biz bugün hem MYK'dan terörü lanetleyen, kınayan bir bildiri yayınladık. Hem de diğer taraftan bunlara dikkat çektik. Şimdi bildirim...